İyi akşamlar. Ekonomi Masası'ndan herkese merhaba. Bu akşam programımızda Bursa'nın çok önemli bir markası olan Uludağ İçeceğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ömer Kızıl'la birlikteyiz. Sayın Kızıl'la markanın 100 yıllık bu markanın hikayesini, kuruluş sürecini, tüm aşamalarını konuşacağız. Evet, hoş geldiniz Sayın Kızıl. Hoş bulduk. Teşekkür ederim çağırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Evet, öncelikle az önce bahsettik 100 yıllık bir firma dedik. Kuruluşunu tarihi anekdotlarla bize aktarabilir misiniz? Evet. Geçmişi eskiye dayanıyor. İki tane tarihimiz var. Bir tanesi marka tarihimiz, bir tanesi de işe başlama tarihimiz aile olarak. Marka tarihimiz 1912. 1912 yılında ilk defa Keşişdağ Maden Suyu ismiyle bugünkü Uludağ Maden Suyu üretime başlamış. Ondan sonra 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra 1925 yılında Keşişdağ isminin Uludağ olmasıyla beraber Keşişdağ Maden Suyu Uludağ Maden Suyu'na dönmüş ve 1931'de de 1930 yılında da bizim ailemizin işte birinci kuşakları içecek işine başlamışlar. Yani esasında başlarken Uludağ Gazoz, Nilüfer ve Uludağ gazozculukla başlayan tarihte böylece ne ailenin meşrubat işine girmesi 1930 ama marka tarihi 1912. Uludağ Maden Suyu da o yıllar içinde, başlanan yıllar içinde önce Uludağ Maden Suyu'nun bayinin yapılması, sonra işletmesinin yapılması, bir kısmında yarısının alınması ve diğer kısmında alınması da beraber böylece ne ikisi beraber birlikte olarak devam etmişler. Evet, büyük bir saygınlıkla firmayı bu yıllara getirdiniz. 1912'lerden bahsediyorsunuz. Cumhuriyet'ten eski bir tarihten bahsediyoruz kuruluş için. Ve siz dördüncü nesil Evet. yöneticilerdensiniz. Peki bu markalaşma sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? İlk markalaşma yılını verdiniz. Bundan sonra nasıl ilerledi? Nasıl bir markaya dönüştü firmanız? Şöyle olmuş artık tabii çok yerde anlattık bu hikaye ama 1912-1930 yokluklar dönemleri, kapak yok, şişe yok, zamanında şeker yok. Bir tek en iyi yapılan şey ve büyüklerimizin bize öğrettiği her zaman kaliteli ürün yapmak. Yani şeker buhranı olmuş, şeker memleketi bunda da bulunamadığı zaman ikame ürünle üretim yapmamışlar dedem ve fabrikayı kapatma kararı almış. Şeker geldiği zaman üretim yapmışlar. Bu gibi kaliteye yönelik hep doğru adımlar bizi bugünlere taşımış. 80'ler ile 2000 arasında birçok ilkler var. İlk defa yapılan 1 litre cam aile boyu vidalı kapaklı meşrubat. İlk defa yapılan diyet meşrubatlar. İlk defa yapılan pet şişe. Yani bugün uluslararası firmalar bizden 1,5 yıl sonra o zaman pet şişe üretimine girmişler. Ve birçok ilklerle ve doğru işler yapmaklarla marka tabii bir yere gelmiş. Ama krizler de var. Hem Türkiye'de hem kendimiz içinde yaşadığımız krizler. Ama iki tane de önemli konu var tabii eski zamanların yapılan doğru adımlar. Bir, 1977 yılında Almanya'ya giden gurbetçilerimizle beraber Uludağ Gazoz'un Almanya'ya gitmesi. O günden itibaren Almanya'da bir marka adımı atılmış olmuş. O çok ciddi bugün geldiğimiz ihracatta büyük bir miyank taşı bizim için. İkincisi de ulusallaşma adına eskiden sadece depozitolu kasalar varken hani balkonlarda o kasalar var da başka pet şişe veya büyük ambalajlar yokken sadece 250-300 kilometre çapınız etrafında etkin olabilecekken onun için bir patentli fabrikalar adı altında mülkiyeti bize ait olmayan ama mülkiyeti başkasına ait olan Uludağ kurumsal kimliği altında Türkiye'nin 7-8 tane değişik yerinde Antakya'sından, Ordu'sundan, Burdur, İzmir'e kadar değişik yerlerde tesisleşme yaparak böylece markanın şehirden çıkıp ulusallaşmasını sağlamış. Ve bunların hepsi bir bütün olarak 2000 yılına kadar gelmiş. 2000 yılından sonra ise bambaşka bir hikaye. Ulusal Artık 2000 yılından sonra en son geçirilen krizden sonra yeni bir strateji, yeni bir bakış anlayışı ile beraber artık o günden bugüne çok ciddi farklar yaptık. İsterseniz onları da anlatabilirim. tabii. Evet, sırayla gidelim istiyorum. İtibar yönetimi. İtibar yönetimiyle ilgili birçok seminer düzenleniyor. Firmalara bunların önemi anlatılıyor. Son 3-5 yıldır çok bu kelimeyi çok telaffuz ediyoruz biz. Ama sizin hem firmanızda, markanızda ve aile yaşantınızda bunu çok fazla görüyoruz. Bu itibar yönetimini nasıl sağladınız? Markalaşma sürecinde de yeri büyüktür, önemi büyüktür. Bu anayasada, aile anayasası da çok dile getiriliyor son dönemde. Sizde böyle bir şey var mı?
yazılı ya da yazısız. Siz bu süreci nasıl yönettiniz? İtibar yönetimini nasıl çözdünüz? Önce biraz markalaşma sürecinden bahsedeyim. 2001 yılındaki işte Türkiye'nin de içinde bulunduğu ciddi bir krizden geçerken içinde mevcut bulunduğumuz tesisi satarak krizi aşma yoluna gittik ve Doğuş Holding'le sağ olsun 2 senelik bir beraberliğimiz vardı. Onlar da gıdadan çıkma kararı aldılar 2001 yılında ve biz tekrar yine %100 aile şirketine geri döndük ama işte bir tesis yapmamız lazımdı. Meşrubat tesisimizi, maden suyu tesisimiz çok ufak ve eski bir tesisimizdi ve 2001 yılına itibaren yepyeni bir strateji yaptık. O zaman ilk defa şirketimizin genel müdürü Mete Özbey oldu. Ben ilk defa satış pazarlamadan sorumlu genel müdür yardımcısı oldum. Ve iyi bir takım ruhuyla şöyle iki tane basit strateji koyduk önümüze esasında. Bir, şirketler, içecek şirketleri pazar payıyla yaşamaz, para kazanarak yaşar. Her şirketin olduğu gibi para kazanmadan ne yazık ki bu dünyada devam etmek mümkün değil. İki, yeni içecekler ya dünyamızda olan veya olacak olan yeni içecekleri takip etmek veya yaratıcısı olursak çok daha hızlı büyüyeceğimizi düşündük ve işte 2001 yılında 4 üründen gazoz, portakallı gazoz, maden suyu ve kola sadece askeri yerlere girmek için yaptığımız bir ürün. Bugün 56-57 çeşit ürüne geldik. Bunları yaparken hep pazarı çok iyi kokladık. İster lezzetleri olsun, ister ambalajları olsun hep inovatif olduk. Bazen yeni ürünlerin takipçisi olduk. Bazen de Uludağ Limonata gibi yaratıcısı olduk. Bunları yaparken de hep doğru işler yaptık. Yeni tesisimizi yaptık. Sonradan geldiğimiz için yeni tesis yaparken en ultra yüksek teknoloji kullanan tesislere sahip olduk. Bununla beraber de esasında biz de bu işlerin içinde yorulduk ve esasında itibarımızı da markamıza gösterdiğimiz ehemmiyetle beraber herhalde bir özel bir uğraş göstermeden geri aldık diye. Çalışarak bu itibarı oluşturduğunuzu söylüyorsunuz. Şirket içindeki prensiplerimiz çok nettir. Aslında ben onu da sormak istiyorum. Aile şirketlerinin Türkiye'deki ömrü belli. Siz 4. nesilsiniz. Bu da çok önemli, büyük bir başarı. Türkiye'de çok az örneği var. Devamlı çalışmaya, iş disiplinine yönlendiriyorsunuz ama bu bazı fikir ayrılıkları illaki oluyordur. Nasıl çözüyorsunuz bunları? Bununla ilgili nasıl yol alıyorsunuz? Kimseyi sevmek zorunda değil. Bizim için de olduğu demiyorum ama ki kendi genel kanım. Ama herkese saygı göstermek zorunda. Bir, çalışanlar arasında da bu yani sadece hisselerler arasında değil. İki, aile anayasası yazmaya çalıştık esasında. Ve 2 senede aile anayasası ile ilgili bayağı bir süzgeçten geçtik diyebilirim. İmzalayamadık en sonunda ama şu anda işte en genç jenerasyon, ben, abim ve kuzenlerimiz, daha benim çocukları saymıyorum, onlar daha çok küçük ama onları da hazırlık aşamasında aile yanısında aldığımız deneyimlerle biraz daha onları da bu işlere devam ederlerse hazırlamayı düşünüyoruz. Ama bugün 4 jenerasyon, yani genç jenerasyon aramızda biz aile anlaşmasak da, yazmasak da anlaşmış gibi çok iyi bir terbiye olduk diye düşünüyorum. Yazılı olmayan anlaşmalar esas zaten anlaşmalar ne zaman geçerli olur? İnşallah hiçbir zaman geriye dönüp bakmayacağınız zaman demek ki huzurlu gidiyordur. Biz de hiç bakmadan şimdiye kadar aldığımız terbiyeyle onları güzel götürüyoruz. Yani güzel bir ahenk oldu. Burada aramızda profesyonel çalışan bir şirket bizim aynı zamanda. Yani bizim %100 aile şirket değil. Mete Bey dışarıdan gelen bir profesyonel ve şirketin genel müdürü. Ve onun için biz bu ahengi hem profesyonel hayatımızda hem profesyonel çalışanlarımızda hem kendi işimizde çok güzel ahenkli olarak yaptık diyorum ve onu da sadece yani kuzenlerimizi kendi çocuklarım için söylüyorum. Çocuklarım şu anda 11 yaşında, 13 yaşında ama kimsenin çocuğu benim çocuklarım dahil. Benim çocuğum diye bu işin başına gelecek diye bir şey yok. Önemli olan kim kendisini en iyi yetiştiriyorsa, ister profesyonellerden ister aile istedarlarından, onlar hak edebildiği yere kadar kim nereye çıkabilirse doğru bir şekilde çıksın. Ama hepsi en azından çalışmasalar bile sorumluluk sahibi hissederler. Onun için o hissederliklerinin sorumluluklarını çok iyi bilerek en azından kendilerini yetiştirsinler. Bir muhasebe, bir bilanço okumayı öğrensinler. En azından bir yönetim kurulu toplantısına gelindiğinde neye bakılması lazım? Kâra, satışa, ciroya, geleceğe. Onlarla ilgili nosyonları aldıktan sonra zaten bu işin doğru yürüyeceğine inanıyorum. Biz de şu andaki gençleri de benden sonraki jenerasyonda ona göre yetiştirmeye çalışıyoruz. Peki bu şekilde devam ediyoruz dediniz. Bir aile anayasası hazırladık ama imzalamadık dediniz. Bir soru daha sormak istiyorum. Bu aile şirketlerinde çok gündeme gelir yabancı ortak. Sizde böyle bir şey var mı? Ya da bir taraf ister bir taraf istemez. Bununla ilgili nasıl çözüm bulunur? Var mı gündeminizde yabancı gündemimizde ortak yok. Konusu? Gündemimizde yok ama tabii Türkiye'nin durum itibariyle biraz daha belki
şu ara birkaç sene geçmesi lazım ki zaten gene insanların daha fazla ilgi göstermesi. Çünkü gene hala şu anda Türkiye'de ilgi olduğunu düşünüyorum ben zaten. Ama tabii ki insanlar değişik fikirlerde bulunabilirler ama şu an için gündemimizde yok. Gayet de doğru gidiyoruz, hoş gidiyoruz. Onun için şu anda onu da kendi aramızda gene kuzenlerle ve genç arasında konuşarak gündemimizden kaldırarak. Çünkü bu gündemi içine soktuğunuz zaman şöyle bir dezavantajı var. Öyle bir şey de yapabilirsiniz. Bazı hisseler çıkmak da isteyebilirler, kalmak isteyebilirler. Büyümek için çok büyük yabancılarla ortaklık yapmak isteyebilirler. Herkesin farklı fikrine saygı duymak lazım ama bu hep gündemde olup da eğer bir kısmı var bir kısmı yok o zaman ne oluyor? İnsanın motivasyonunu bozuyor. Siz iş yapacakken boyuna kafanız başka bir yerde. Onun için biz bunları böyle 2 yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık planlarda gündemimizden kaldırıyoruz. Şu tarihe kadar gidelim ondan sonra bir daha bir oturur konuşuruz diyoruz. Ona göre bir i̇şte kendi aramızda bir yere geldik ahenge. Evet, firma faaliyetlerine gelirsek az önce kısaca bahsettiniz ihracat. İhracatta önemli bir markasınız. Ülkeye ciddi katkı sağlıyorsunuz bununla ilgili. Rakamları alabilir miyiz sizden? Kaç ülkeye ihracat gerçekleştiriyorsunuz? 5 kıtada galiba varsınız. Şöyle söyleyeyim. Uludağ İçecek bugün Türkiye'nin en fazla içecek ihracatını yapan ilk şirketi, birinci şirketi. Bununla ilgili hep ödüllerimizi alıyoruz. Bundan gurur duyuyoruz. İşte söylediğim gibi bu da 1977 yılında Uludağ Gazoz'un Almanya'ya gitmesiyle olan bir şey. 2000 yılına kadar orada üretiliyordu. Buradan esans yollanarak ama 2000 yılından sonra artık buradan bitmiş ürün yollayarak katma değeri de Türkiye'de bırakarak buradan yollamaya başladık ve onunla beraber esasında ihracat stratejimiz başlamıştı. Ama zaten o krizde şirketler araç satınca 2006'ya kadar zaten bununla ilgili bir yer bir gündemimiz yoktu ama 2006 yılından sonra yeni tesislerimize 5 Şubat'ta geçtikten sonra Yenice'de ve maden üstündeki bir tesisimizi de büyüttükten sonra artık 2006'dan sonra biz ihracatla ilgili atağa başladık diyebilirim. 2006 yılında ihracatımızın belki %90'ı neredeyse 80'i neredeyse Almanya'yken artık bugün toplam ihracatımızın belki %40-45'i sadece Almanya. Diğer ülkeler çok daha fazla büyüdü. Bugün 40 ülke ihracat yapar duruma geldik ama buradaki ilk 8-10 ülke toplam ihracatımızın içinde en fazla ihracat yaptığımız %80'ini teşkil etmektedir diye düşünüyorum. 8-10 ülke Avrupa ülkeleri mi? Daha çok? Avrupa ülkeleri. Şöyle söyleyeyim, her markanın veya her ülkenin farklı, bazen oranın vatandaşında, bazen etnik pazarına oynadığımız bir yer. Ama şöyle söyleyebilirim, Almanya en büyük ihracatımız. Türk pazarıyla başladı, etnik pazarla başladı, Türkiye'li Türklerle başladı ama şu anda artık Almanya'nın bir büyük şehrinde 150 metre yürüyüp de Uludağ gazı bulamayacağız bir şehir yok. Alman marketleri dahil. Bugün Almanya'nın en büyük 20 marketine gittiğiniz zaman Uludağ gazozunuzu uluslararası markalarla beraber uluslararası marketlerin raflarında görebiliyorsunuz. Burada artık hem Türkler varken artık Almanlar da bu malı çok ciddi emniyet göstermeye başladılar. İkinci yerimiz en büyük Irak. Irak'ta başka bir markayla meyve aromalı maden suyu Frutti ile Irak'ta varız. Orada çok ciddi kuzey ve güneyde varız ama tabii politik riskler var. İşte güneyde sorunlar var. Kuzeyde kapılar kapanıyor bazen. Ama yine de çok ciddi anlamda oralarda iyi bir yere geliyoruz. Ondan sonra Filistin, İsrail'in Arap tarafı da çok kuvvetliyiz. Her türlü üründe hem gazozla hem bugün Kudüs'e gittiğinizde, pazarı gezdiğinizde Uludağ gazozunda resmi çekip de yollayan arkadaşlarım var. Hatta uluslararası bazı film kanallarında oynayan dizilerde bile artık bizim ürünlerimizi görmeniz mümkün. Kıbrıs zaten yavru vatan. Kıbrıs'ta zaten çok iyi bir durumdayız ve böyle giderken Romanya'da artık Uludağ limonata ve Türkler değil Romanlarla ehemmiyet gösterdiği bir yer ve çok ciddi artık bir yere geldi. Artık bundan sonra üstüne nasıl basıp pazarlama faaliyeti yapıp üzerine çıkarız diye düşünüyoruz. Onun için Avustralya, Amerika, İngiltere hem gazoz şu anda bir Uludağ premium kaynak suyuyla başladık ve ihracatta çok iyi gitmeye başladı. Dubai'de bugün cam suyunda ve yaptığımız özel prestijli pet şişe suda çok daha bir şey aldık. Şu anda 56 çeşit üründe olunca artık her markanın farklı ülkelerde farklı gruplara gitme artık yetkinliği de arttı. Onun için doğru bir yoldayız diye düşünüyorum. Ürün çeşitliliğinden bahsettiniz. Ben bunu da sormak istiyordum. Çok fazla ürününüz var. Bir de özel ürünleriniz var. Türkiye'de birçok ilki yaptınız, gerçekleştirdiniz ürün anlamında. Farklı şişeleme teknikleri, satış pazarlamayla ilgili farklı durumlar var. Bunları siz mi kim bununla ilgili iyi bir ekibiniz var sanırım. Bir de birçok pazardan bahsettiniz az önce. Türkiye nasıl bu yenilikler anlamında nasıl bir pazar dışarıyla kıyasladığınız zaman hemen karşılığını alıyor musunuz? Siz şey bile satıyorsunuz bildiğim kadarıyla. Cilt bakımı spreyi. Yani evet. Maden suyundan buraya geldiniz. Evet. Bu da çok önemli ciddi bir
Ar-Ge çalışması. Bunları bir değerlendirir misiniz bizim için? Şöyle söyleyeyim, bir kere şimdi uluslararası fuarlara da katılıyoruz. Bir kere gururla söyleyeyim, Uludağ içecek bugün hem Türkiye'nin gururu hem de Avrupa'daki başarı hikayelerinden bir tanesi. Niçin başarı hikayesinden bir tanesi? Artık dev iki tane uluslararası şirket, biri kırmızı, biri mavi, bir tane de işte başka bir şirket, üç tanesi dünyayı parsellemiş durumda. Maden suyu markalarına bakarsanız veya su markalarına, onların da iki tanesi zaten dünyaya parsellemiş durumda. Pazarın paylaşıldığı bir alan yani, aslında. Paylaşılmadılar ama boş bırakılmışlar. Yani onlar niye siz bu kadar büyüdük dememek lazım. Biz niye yanlış yapmışız onu demek lazım. Biz artık Türkiye'de bunu yapmıyoruz. Artık bu lafı karşı tarafa söyletmiyoruz. Kendimize baktık ve biz bu kadar büyümüşken herhalde kim olarak büyüdük? Uludağ olarak ve %100 yerli marka ve milli marka olarak büyüdük. Onun için biz bundan gurur duyuyoruz. Şu anda biz 4 üründen 56 ürüne geldik. Şimdiye kadar kaldırdığımız 1 veya 2 ürünü var. Bu ciddi bir başarı oranıdır. Yani %95'in üzerinde bir ürün çıkarma şeyimiz var ve hani 5'ten de 56'ya gelince %1000 büyümüşsünüz ve %95 başarı oluyor, ürün çıkartmakta. Bu gerçekten bir rekordur. Bugün Harvard'da gitsek üniversitesine, bu bir başarı hikayesi olarak kesinlikle bir konu olur diye düşünüyorum. İleride belki neden olmasın diye düşünüyorum. Onun için biz şu anda Avrupa'daki tek örneklerden bir tanesiyiz bu kadar ciddi ürün gamında. Onun için de farklı yoğurt işimiz var. Herkesin yaptığı gibi işimizi yapmıyoruz. Bugün su işine girecekken son 3 sene önce baktık Türkiye'de 300'ün üzerinde su markası var. Farklı bir şekilde yapmamız lazımdı. Biz pet şişemizi yaparken çok farklı yaptık. Yaptığı gibi ucuz pet şişe, hafif açıldığı zaman üstüne dökülen incecik kapak yapmadık. Dedik ya öyle farklı olalım ki zaten lezzetimiz müthiş. Yani biz bir kere en büyük şeyimiz şu, biz en lezzetli ürünü yapmadan kesinlikle şey yapmayız. Piyasaya malımızı çıkmayız. Onun için biz suda da en lezzetli ürünü, en şu gün Türkiye'de içebileceğiniz büyük şirketlerin arasında en yumuşak, en iyi lezzete sahip olan su bizim suyumuzdur. Burada da en hoş ambalajı yaptık. Yani bugün hatta şey konuşuyorlar, tek atımlık pet şişeleri daha az atacağız, mataraya geçeceğiz diyorlar. Bizim esasında Uludağ ürünümüz bir doğal matara gibidir. En az 3-4 kere, 5 kere bizim suyumuzun şişesini kullanabilirsiniz. Bu da güzel bir şey esasında. Onun için biz her kategoriye farklı bakarak, bazen birinci olarak, bazen takipçi olarak, bazen de yenilikler yaparak gerçekten bugün çok iyi bir yere geldik diye düşünüyorum. Cilt bakım spreyi söylediniz. Cilt bakım spreyi müthiş bir hikaye ve ilk defa yabancı maden sularının esasında sadesini yaptığı bir kategori. Biz bunu da inovasyon yaptık. Burada iki de alternatif ürün yaptık. Bir tanesi E vitaminli, bir tanesi de güneşten korunmak için beyaz kremli olan maden suyu ürünü. Ürünler çok iyi oldu. Ama bizim bildiğimiz bir kategori değildi. Yani çünkü kozmetikle alakası olan bir kategori. Evet. Yılmadık. Çok beğeni aldık. Ve biraz daha pazarlama satış yöntemlerinde son iki aydan beri farklılığa gittik ve çok daha ilginin farklı olduğunu gördük. Bunu yakın zamanda biraz daha şöyle bir üzerine biraz daha bir deyip biraz daha parlatıp çok daha farklı devam bir şekilde kesinlikle. Biz, kötü bir şey değil, çok iyi bir şey oldu. Çünkü maden suyu, bakın maden suyu nasıl içinize iyi geldiği zaman cildinize de ilgilen bir şey. Bizim maden suyumuz da kalsiyum, magnezyum, bikarbonat ve diğer mineral değerleri gerçekten çok iyi bir dengeli maden suyu olduğu için çok keyifli sonuçlar aldık. Bunu da bırakmayacağız. Çünkü inovasyonumuzun bir parçası. İşte burada da bugün hatta gelip de bunu konuşabiliyoruz. Hangi maden suyu dünyada veya Türkiye'de bunu bu kadar rahat konuşabiliyor? Biz bunu konuşabiliyoruz. Onun için bir farklılık yarattık diyorum. Pazardaki karşılığı ne oldu peki bu yeni ürünlerin? Nasıl karşılandı? Şimdiye kadar cilt bakım spreyini soruyorsanız bir yere geldik ama onu bir deyip biraz daha farklı bir boyuta getirmemiz lazım. Ama diğer ürünlerimizin hepsi zaten çok iyi yere geldiler. Bugün 6 kategoride sanmıyorsam ürün üretiyoruz ve bu 6 kategoride ya birinciyiz ya ikinciyiz ve her zaman da imaj lideriyiz. Onun için doğru yoldayız diye düşünüyorum. Bahsettik markadan özellikle konuşuyoruz. Belli bir noktaya geldiniz, devam ediyorsunuz, hiç durmuyorsunuz. Dinamik bir marka aslında, böyle tanımlayabiliriz. Çok dinamik, fazla dinamik. Biz çok hızlı bir balığız, çok hızlı balığız gerçekten. Son olarak değerlendirirseniz bu markalaşma süreci, marka yaratmak belki daha kolay ama bunu sürdürmek, devam etmek daha zor bir iş. Nasıl ilerliyorsunuz, nasıl devam ediyorsunuz? Gerçekten çok hızlı balığız.
biz iyi bir beyin takımımız var. İyi bir ekip arkadaş grubumuz var. Bizim şirketimizin merkezi Bursa. Pazarlamamızın merkezi İstanbul'da ve çok ciddi satış dağıtım ağına sahibiz Türkiye'de. Önce ondan başlayayım. Bugün hem ürün grubuyla, müthiş bir ürün grubuna sahip olduk. Türkiye'de hiçbir içecek firmasının sahip olmadığı koşan 56 çeşit ürüne sahibiz. İkincisi, 14 tane büyük şehirde şu an satış dağıtım teşkilatımızı kendimiz kurduk. Bugün Bursa, İstanbul, Ankara, İzmir, Bodrum, Kayseri, Kocaeli, Çeşme, Bodrum, Antalya, Samsun kendi ekibimiz var. Şu anda artık Uludağ İçecek'te çalışan sayısı 1300 kişiye yaklaştı. Sadece üretim değil, o satış ağı da çok tabii önemli. Bu satış ağı için sadece 750 kişinin üzerinde şu anda satış ekibimiz var. Bununla beraber de tabii markalar ve ürünler büyüdüğü için de bunları büyütürken siz rafa bu ürünleri koyarken bayilik kanalında biraz zorlanıyorsunuz. Çünkü bayiler de bir Türk insanı konservatiftir. Biraz hep bildiği, eski bildiği şeyleri yapar. Yeniliğe biraz kapalı bir milletizdir. Ama onun için biz de böyle bir şirketken, yenilikler yaparken bazen kendi satış ekibimiz bazen size inanmıyor. Diyor ki ya bu fiyata bu ürün olmaz. Yok bu ürün satmaz. Defans olabiliyor. Onun için bayiliklerimizin zora geldiği yerlerde, büyük şehirlerde stratejimiz de şu, 1 milyon üzerinde nüfusu olan yerlerde artık eğer bayiliklerde sorun varsa direkt dağıtım açmaya karar verdik ve kendimiz kendi teşkilatlarımızı kurduk ve bugün müthiş bir satış dağıtım ağına sahip olduk. Yani bu esasında hızlı balığız ama sadece satış işi yap, sadece marka değil, hepsi beraber geldi. Biraz marka, biraz ürün geldikçe yavaş yavaş beraber büyüdü. Bugün gerçekten çok kısaca hızlı balığız. Kısaca rafa girmeyle ilgili de sıkıntılar yaşıyor firma. Siz onunla ilgili de kısaca bir bahsedebilir misiniz? Şöyle markayı bitireyim. Hızlı balık derken de tabii şöyle yapmıyoruz. Bizim bugün 4 tane daha ürün çıkartmamız. Hayır. Bizim şu anda neye ihtiyacımız varsa zaten pazarı çok iyi kokladığımız için önümüze geliyor veya aklımıza geliyor. Onu yapıyoruz. Bir kere öyle yaptık. 4'ten 56'ya geldik. İkincisi evet burada markaların marketlerle ilgili yani uluslararası ve ulusal marketlerle ilgili tabii ciddi zorlukları var. Onların da kendine göre zorlukları var. Ama artık Türkiye'de modern kanal ikiye ayrıldı. Discount markalar, mağazalar ve ulusal mağazalar ki ulusal mağazaların fazla bir tane kalmadı esasında. 52-3 tane marka kaldı. Discount mağazalar zaten çok private label onların markasını yapan bir firma değiliz biz. Biz kendi markamızı satıyoruz orada. Onun için koşan markamız hangisiyse o koşan markayı onlar da iki taraflı birbiriyle çalışmak istiyorsa onunla çalışıyoruz. Zaten bu da işte burada limonata. Bugün limonatayı bulan gururla söylüyoruz bir Türk firması ve gerçekten de öyle olması lazımdı. Bugün işte herkese karşı bir çıkış yarattı. Onu discount marketlerde varız ama diğer marketlerde de fena değiliz. Ama tabii orada marketleri ikiye ayırmak lazım. Orada da marka olmuş marketler var. İşte hangisinin markası ve gücü daha kuvvetliyse kim kime nasıl yeterse böyle güzel bir şekilde masaya oturup herkes ona göre kozlarını oynuyor. Ama burada mesela bir şey çok bizim biraz yolumuzu yavaşlattı onu söyleyebilirim. 2018 yılında başında çıkan özel tüketim vergisi, içeceklere konulan özel tüketim vergisi. Sayın Kızıl kesiyorum ama kısa bir reklam arasına girmemiz gerekiyor. Onun sonrasında bu konuyu uzun uzun detaylı olarak alalım size. Tamam peki. Kısa bir ara sonrasında yine buradayız.